Yeniden karşınızdayız. Analiz Sentezi sayın seyirciler. Ekonomi konuşacağız demiştim az önce. Ekonominin yeni yol haritası açıklandı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan dün 2015-2017 yıllarını kapsayan orta vadeli programı açıkladı. 2014 için %4 olan büyüme tahmini %3,3, 2015 içinse %5'ten %4'e çekildi. Orta vadeli programın ayrıntılarını konuşacağız şimdi. Stüdyo konuğumuz GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan'la. Hoş geldiniz Erdoğan Bey. Hoş bulduk. Analiz Sentezi. Önce az önce tekrar ayrıntılarını paylaştığım Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın açıklamalarıyla başlayalım isterseniz. Orta vadeli programı. Şimdi ciddi bir revizyon yapıldı rakamlara baktığınız zaman. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tahminleri? Gerçekçi bir revizyon yapıldı aslında bakılsa. Çünkü bütün dünyada 2014 zaten çok kolay bir yıl değildi. 2015, 2016, 2017 önümüzdeki 3 yılın çok rahat bir dönem olmayacağını herkes ilan ediyor. IMF, Dünya Bankası, büyük kuruluşlar, araştırma şirketleri, ekonomi yönetimleri bu anlamda daha muhafazakar, daha korumacı hedeflerin konulması konuya çok gerçekçi yaklaşıldığının işareti. Evet, çok sert geri çekilmeler de var. Çok aşağı çekilmiş büyüme, yukarı çekilmiş enflasyon beklentileri. Bunlar önümüzdeki dönemde bütün dünyada yaşanacakların, Türkiye'ye yansımalarının, olası sonuçlarının bugünden hazırlıklı olunduğunu da işaret olarak değerlendirilebilir. En dramatik değişim enflasyonda gözüküyor. 5,3'tü. Bir önceki orta vadeli planda evet. Hedef 9,4'e çıkarıldı. Sayın Babacan da zaten ısrarla aynı şeyi söylüyor. Bizim öncelikli hedefimiz enflasyonla mücadele. Bunu çözmedikten sonra diğer konularda başarı elde edilmiş çok göze çarpmıyor. Çünkü enflasyon bütün varlığı eriten bir konu. Yani sade bir vatandaş da olsanız, işletme sahibi de olsanız ki fark etmez. Enflasyon sizin varlığınızı eritiyor. Bu anlamda ilk hedefin enflasyon olması da güzel haber. Büyümede sene sonu hedefimiz %4 civarındaydı. Şu anda 3,3'e çekilmiş. Sene başında daha kötüydü aslında bakarsanız beklentiler. %2, %2'nin altını bekleyenler vardı ama gelişmeler bu beklentileri biraz yalanladı diyelim. Evet. Şimdi daha muhafazakar bir büyüme rakamı konmuş hedef olarak. Burada araya giriyorum ama Erdoğan Bey şimdi enflasyonu konuşurken daha doğrusu Babacan'ın enflasyona ilişkin açıklamalarını, vurgusunu konuşurken cari açıkta müdahale demişti daha önce. Evet. Şimdi enflasyon vurgusu yaptı. Önümüzdeki 3 yıl Türkiye için ciddi bir sorun olarak mı görülüyor enflasyonun? Biraz açalım isterseniz. Tabii. Şimdi cari açıkta kayda değer bir gerileme var. Cari açık konusunu biraz daha kontrol edebilir noktadayız. Önümüzdeki dönem için daha iyi rakamlar bekleniyor. Şimdi bir dönem bizim cari açığımız bizim için en öncelikli problemdi. %7'leri, %8'leri bulmuştu. Ara ara %10'a da yaklaşıyordu. Milli gelir oranı olarak söylüyorum. Şimdi orada sanki orayı bir miktar halletmiş gibiyiz ama bu sefer enflasyonda sıkıntı var. Öncelik değiştiriyoruz. Cari açıkla mücadele birinci önceliğimiz değil, enflasyonla mücadele birinci önceliğimiz. Şu var, büyümeyle orantılı bir cari açık veren ülkeyiz biz. Çünkü büyümede dış finansmanı kullanan bir ülkeyiz, mecburiyetten kaynaklanan. Çünkü tasarrufların düşük olduğu bir ülkeyiz biz. Şimdi büyüme hedefimizi aşağı çekiyorsak otomatik olarak cari açık sorunu da aşağı çekiliyor olabilir. Ama öbür tarafta büyümeyen ekonominin içerisinde düşmeyen enflasyon var. Düşmeyeni geçelim, yükselen enflasyon var. Mecburen enflasyon birinci öncelik ve en haklı olarak birinci öncelik olarak konmuş gözüküyor. Yani daha konservatif bir büyüme bekliyorsa bütün dünya ekonomisi öyle gözüküyor. Bütün dünyada daha düşük bir büyüme dönemine girmiş durumdayız. Enflasyonla mücadele bizim birinci önceliğimiz olmak zorunda. Dünya düşük enflasyonla mücadele ediyor. Avrupa, Amerika enflasyonu yükseltmek için çabalıyorlar. Biz enflasyonu aşağı çekmek zorundayız. Çünkü bizdeki enflasyon bize göre çok yüksek. O yüzden doğru bir tercih, doğru bir mecburiyet zaten bu. O yüzden cari açık bugün için ikinci plana düşmüş gibi gözüküyor. Daha çok vurgu enflasyona yapılıyor. Bu da zaten rakamlar bunu gösteriyor. Bu beklenenden daha iyi düşüş cari açık için üzerinde konuşmakta olduğumuz. Şimdi özellikle dışa bağımlı ürünlere getirilen tüketimdeki sınırlamalar beklenenden daha iyi bir sonuç mu verdi? Böyle yorumlamak doğru olur mu? Öyle gözüküyor. Hem iç tüketimdeki azalma, ithalattaki azalma, ihracattaki artış, cari açıktaki bu büyük açığı bir miktar kapatmış gibi gözüküyor. Önümüzdeki dönem için de tasarrufların arttırılması politikası, tüketimin en azından dışa bağımlı tüketimin azaltılması politikası bu şekilde devam edecekse cari açık otomatik olarak aşağı gelecek.
Biz ne kadar büyüyorsak o kadar cari açık verdik. Yani yüksek büyüme eşittir, yüksek cari açık oldu. Birbiriyle neredeyse birebir bağlantılı bir konu. Büyümek istiyorsak cari açık vermek zorundayız gibi bir algı oluşmaya başlamıştı ki bu çok yanlış bir algıydı. Bunun değişmesi gerektiğinin farkındayız. Buna binaen işaretleri de görüyoruz biz. Nasıl büyüyelim diyoruz? İhracatla büyüyelim, üretimle büyüyelim. Tasarrufu arttırarak büyüyelim. Şimdi tasarruflara dair hedefler de var burada. Şu andaki tasarruf oranlarımız düşük. %13 evet. civarında. Bunu 2017 yılına doğru %4 civarında biraz arttıralım diyoruz. Çünkü bu böyle devam edemeyecek biz. Ne kadar büyüdükçe üretim yaparken dışa bağımlıyız. Bir ürünü ortaya koyarken o ürünün ara parçalarını yurt dışından ithal ediyoruz. Burada bir şekilde içerideki üretim maddeleriyle birlikte birleştirip ürün haline getirip satıyoruz. İhracatımızda bile dışa bağımlı noktasındayız biz. Veya üretmek için yabancı tasarrufa ihtiyacımız var. Çünkü içerideki tasarruf oranı düşük. Bunun bu şekilde devam etmeyeceğinin, bir yere gidilemeyeceğinin farkındaki olan ekonomi yönetimi buna bir çözüm getirmek durumundaydı. Tasarrufları arttıralım dendi. Kredi kartlarına limitler konulması, işte bireysel emeklilik sisteminin getirilmesi hep bunların altyapısını oluşturan sistemler. Öyle gözüküyor ki zaten şu var, cari açık gibi bir sorunun hemen çok kısa vadede çözülmesi mümkün değildir. Çünkü yıllara yaygın bir problem de bu. Ama bu sorunun çözülebilmesi için adımlar yavaş yavaş atılıyor. Onun öncesinde cari açıkla ilgili bir şeyler yapılırken enflasyon kontrolden çıkarsa bu çok büyük problemdir. O yüzden enflasyonla mücadelenin bugün öne çekilmesi de enflasyon cari açıkla mücadele edilirken doğru hamlelerin yapılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Orta vadeli plan aslında piyasalara konuya çok gerçekçi yaklaşıldığının ve hassasiyetlerinin, ekonomideki hassasiyetlerin, zafiyetlerin ve güçlü noktalarının neresi olduğunu tekrar vurgulanması anlamında güzel bir sunum oldu. Bunu bekliyordu piyasalarda. Yani ekonomi yönetimi önümüzdeki döneme dair neler düşünüyorlar? Ne gibi planları var? Bunun işaretlerini gördük. Büyük bir yol kazası olmazsa yavaş yavaş bu hedeflere ulaşılacağız gibi gözüküyor. Büyük yol kazası ne olabilir? Büyük yol kazası yurt dışındaki gelişmeler diyelim. Çünkü Türkiye büyüme hedeflerini aşağı çekerken Avrupa'daki ülkelerde veya Güney Afrika'da büyüme hedeflerini aşağı çekiyor. Çünkü bütün bu ülkelerin ABD hariç geri kalan dünya ülkelerinin ne tarafa doğru gideceğini ABD Merkez Bankası'nın yol haritası belirleyecek. Çünkü 2008'den bu yana o kriz döneminde diyelim ABD bol ve ucuz dolar politikasıyla para pompaladı diyelim sisteme. Bu para gelişen ülkeleri canlı tuttu. Büyümesine olanak sağladı. Ucuz bir parayla, ucuz finansmanla Türkiye gibi ülkeler, gelişen ülkeler büyüdüler. Şimdi onun zaten azaldığını ve artık doların bir miktar daha maliyetinin yükselmesi döneminin yaklaştığını görüyoruz. Yani artık eskisi kadar ucuza dolar ve aynı miktarda dolar bulamayacak ABD dışındaki ülkeler. Bu da dünya ticaretinde doların büyük hakimiyeti varken ihracata mecbur olan ülkeler için önümüzdeki yılların zor olabileceğini gösteriyor. Eğer FED bu faiz artırım meselesini hızlandırırsa diğer ülkeler için çok kolay bir dönem olmayacaktır bu. Geçiş ne kadar yumuşak olursa bizim için o kadar iyidir ama geçişin ne şekilde olacağını henüz bilmiyoruz. Zaten sürekli evet biz içeride bir şeylere bakıyoruz ama dönüp dolaşıp ABD ne yapacak? Amerikan Merkez Bankası ne yapacak diye bakıyoruz mecburen bütün dünyanın baktığı gibi. O yüzden yol kazasından kastım o. Eğer FED bu faiz arttırım sürecini hızlı adımlarla yapmaya başlarsa bizim için bu geçiş dönemi biraz daha sancılı olabilir. Yoksa yani diğer gelişen ülkelerde ne yaşanıyorsa ekonomi anlamında Türkiye için de aynısı yaşanıyor. Biz bunu piyasalar üzerinde de görüyoruz. Makroekonomik veriler üzerinde de görüyoruz. Türkiye özgü bir ekstra pozitif bir durumdan bahsetmek mümkün değil. Ekstra negatif bir durumdan da zaten bahsetmiyoruz. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Avrupa'nın attığı gelişme adımlarının üzerinde biraz duralım Erdoğan Bey. Türkiye'nin sermaye hareketlerine olumlu etkisi olur mu? Nedir öngörünüz? ABD'nin faiz arttırım meselesi sermaye hareketlerini zorlaştıracak bir hamle. Bunu bütün dünyada herkes ilan ediyor zaten. Biz de farkındayız, ekonomi yönetimimiz de farkında. Yani biz 2008'den 2015'e kadar diyelim, bu yılda bittiğini varsayalım.
rahat imkanlarla finansman bulabiliyorken artık o kadar rahat olamayacağız. En azından dolar tarafından diyelim, ABD tarafından. Ama bu boşluğu doldurabilecek bir Avrupa Merkez Bankası var. Bir taraftan sıkılaşan, daralan bir Merkez Bankası FED, öbür taraftan genişleyen, büyüyen bir ya da büyüyecek diyelim, genişleyecek bir Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası. Avrupa Merkez Bankası'nın genişlemeci politikaları, potansiyel genişlemeci politikaları bir miktar bizi rahatlatacak. Orada parasal anlamda rahatlamadan ziyade bölge ekonomisinin toparlanmasının bize faydasından konuşmak daha faydalı olabilir. Yani biz oradan gelecek paradan ziyade veya o parasal genişlemenin Türkiye'ye parasal sistem üzerinden doğrudan etkisi, etkisinden ziyade bölge ekonomisinin toplanıp, toparlanıp, büyüyüp, çünkü en fazla ihracat yaptığımız yer orası, daha kalıcı faydalar sağlamanın yolunu bu şekilde bulabiliriz. Yoksa para bugün gelir, yarın gider. Sıcak para kazanç görüyorsa gelecektir. Kazancın bittiği yerde veya kendisi açısından doyum gördüğü noktada çıkacaktır. O giriş çıkışlar bize sıkıntı yaratıyor. Biz zaten kalıcı sermaye istiyoruz. Sıcak paranı istemiyoruz. Yani sıcak para evet gelsin, evet yani gelen paranın hiçbiri kötü olmaz ama kalıcı sermayenin bizim için faydası zaten tartışılmaz. O anlamda eğer bölge ekonomisi toparlanıyorsa Avrupa bölgesinde bizim en azından ihracat anlamında çok daha rahat olabileceğimiz bir dönem söz konusu olabilir. O yüzden biz Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemesinin para üzerinden faydasından ziyade Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı hamlenin bölge ekonomisinin toparlanması ihtimaline yatırım yapmaktan daha faydalı olur diye tahmin ediyorum. Burada yine merak ettiğim konu, araya da girmek istemedim. FED'den ne zaman bekliyorsunuz faiz artırmanı? Dün akşama kadar, dün akşam ABD'nin son toplantı tutanakları açıklandı. Dün akşama kadar bütün dünyadaki beklenti ortalama işte 2015'in yaz ayları gibiydi. İdi, değil mi? Haziran ayı gibiydi. Dün akşamki en son 16-17 Eylül toplantısının tutanakları açıklandı. Enteresan şeyler gördük. Yani 17 Eylül toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarla o toplantıda içeride konuşulan şeylerin bugün, dün akşam açıklanması iki farklı yol gözüküyor. Toplantıdan sonra yapılan açıklamalarda şunu görmüştük biz. Ekonomi toparlanıyor. Evet. Biz bir şekilde bu faiz arttırım meselesini geciktirirsek daha büyük sıkıntılarla karşılaşırız. Siz hazır olun faiz arttırımına. Bu 2015 Haziran demekti. Aynı günde o toplantıda konuşulanlara bakıyoruz. Güçlü dolar çevre ülkeleri, yani ABD dışındaki deniz aşırı ülkelerin büyümelerini zora sokabilir. Bizim de enflasyonu yükseltmek gibi dertleri var. Enflasyonda %2 hedefine gitmemizi zorlaştırabilir güçlenen dolar. O yüzden faiz artırım meselesinde çok aceleci olmamalıyız gibi algı oluştu. Yani enteresan bir durum var. Algı yönetimi yapılıyor aslında bakılırsa. Tamamen bir algı yönetimi var. Bu durumda belirleyici olan ne olacak? Belirleyici olan ABD ekonomisinin, makroekonomik verilerin seyri olacak. Yani söylemlerle zaten artık bir yerden bir yere gitmenin imkanı yok. FED üyeleri ya da FED Başkanı Yellen bugün bir şey söyleyebilir, yarın başka bir şey söyleyebilir. Bu çelişki olabilir. Ama gelen veriler, ekonomik veriler ABD Merkez Bankası'nı faiz artırımına zorluyorsa istediğiniz kadar geciktirmeye çalışın. Yapamazsanız bunu, mümkün değildir. Sistem zorluyorsa faiz artırımını, bu zorlama 2015'in Haziran'a mı denk gelir, Mart'a mı denk gelir yoksa sonuna mı denk gelir bilemiyorum. Çünkü hala tam oturmuş bir ekonomiden söz etmek mümkün değil. Bazen kendi içinde çelişen rakamlar görüyoruz biz. İşsizlik düşüyor, evet. Kriz öncesi rakamlara geldi, doğru. Fakat ücretlerde artış yok. İnsanlar iş bulabiliyorlar fakat bulunan işler kaliteli değil. Kazançlar öyle yüksek değil. Kazanç yüksek değilse tüketim de yok demektir. ABD ekonomisinin %70'i perakende sektörüne bağlı. Tükettikçe büyüyen bir ülke. İnsanlar gelir elde edemiyorlarsa, düşük gelir elde ediyorlarsa diyelim, daha az tüketiyorlarsa tüketim ekonomisi nereye kadar gidebilir? İşsizlik düşüyordur, seviniriz. Fakat ücretler artmıyorsa nasıl sevineceğiz? Bu gibi çelişkili veriler FED'i de tutuyor, herkesi tutuyor. Yani o yüzden FED'le bir şekilde bugün böyle, yarın böyle konuşabilir. Geçmişte konuştuğu gibi biz verilere bakmak zorundayız. Yani veriler faiz arttırımını işaret ediyorsa 2015'in Haziran'ı olmuş, Mart olmuş çok önemli değil. Yani en fazla geciken dönem 3 aylık periyot. Yani 3 ay gecikse ne olacak, ne değişecek çok da önemli değil. Oraya çok da takılmamak lazım. 2015'te faiz artacak. Buna göre hazırlıklı olmak lazım. Zaten ekonomi yönetimi de buna göre hazırlık yapmış. Şirketler de buna göre hazırlık yapıyor. Piyasalar da artık bir şekilde
çok da önemli değil. 3 ay önce olmuş, sonra olmuş demeye başladı. Bunu da fiyatlamaya başladı. O yüzden çok büyük problem değil. Biz rakamlara bakmaya devam edeceğiz. Bu arada piyasalar dedik o halde. Dönelim piyasalara. Şimdi Merkez Bankası döviz depo piyasasında haftalık faiz oranlarını düşürdü. Dolar üzerinde etkisi ne oldu Erdoğan Bey? Olmadı. Zaten biliniyordu böyle bir hamle yapacağı. Merkez Bankası'nın beyan etmişti. Çünkü burada kur üzerinde bizim şu an için çok fazla müdahale etmemizi gerektiren bir durum yok. Bu bir. Bir de burada asıl oyun kurucu Amerikan Merkez Bankası ise ilk önce onun ne yapacağını görmek gerekiyor. İşte dün akşam gelen rakamla dün 2.29 seviyesini gören parite kur bugün 2.27 seviyesinin altında. Yani birkaç açıklamayla eğer gelirse önüm bugünlerde 2.25'e doğru gidecekmiş gibi gözüküyor. O yüzden bu noktada böyle çok aceleci olmak veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan hızlı hamleler beklemek çok doğru değil. İlk önce asıl oyun kurucu olan FED ne yapacaksa yapsın, görelim. Daha fazla görelim, daha yüksek tonla görelim. Ondan sonra biz gerekli hamleleri yaparız gibi bir duruş var. Bu da farklı bir duruş. Bütün dünyadaki duruş böyledir zaten. Yani ringdeki asıl boksörün hamlesini görmeden hafif siklet boksörün bir şeyler yapıyor olması boşa enerji sarfiyatı olabilir. Biz silahlarımızı bugünden kullanmamalıyız. Kur, dolar, TL'de yaşananlar kendi kulvarındaki ülkelerdeki para biriminde yaşananlarla birebir aynı. Öyle çok büyük bir farklılık yok. Yani TL'nin kendine özgü bir durumu var. Bu durum negatif veya pozitif bir yerlere götürüyor TL'yi diyemiyoruz. Birkaç günlük farklılıklar olabilir. Yani Güney Afrika randı, Brezilya realinden farklı yerlere gidebilir TL ama dönüp dolaşıp dönem sonunda diyelim. Aynı yerlerdeyiz. Çok farklı yerlerde değiliz. O yüzden büyük ihtimalle bugün kurun biraz daha gerilediğini göreceğiz. Bugün gelecek ABD verilerinden, önümüzdeki dönemde gelecek ABD verilerinden güçlü ekonomiye dair sinyaller görmezsek TL'nin değer kazandığını göreceğiz. Yani kurun aşağı geldiğini göreceğiz. Bu tamamen yine ABD ekonomisinin nereye gittiğine bağlı. Faiz arttırmaya doğru gidiyorsa doların değer kazanması kaçınılmazdır. Burada yapılacak bir şey yok. Ama şu olabilir. Bütün dünyada en azından kendi kulvarımızdaki ülkeler için diyelim, gelişen ülkeler diyelim. Gelişen ülkelerde dolar değer kazanmıyorken bizde değer kazanıyorsa bu duruma Merkez Bankası'nın müdahalesi beklenebilir. Burada Türkiye'ye özgü bir durum vardır diyeceğiz. Bugün yok ama varsa, böyle bir ihtimal varsa, olursa diyelim. O gün müdahale bekleyebiliriz Merkez Bankası'na. Yoksa gelişen ülkelerin tamamında dolar nasıl değerleniyorsa, Türkiye'de de aynı şekilde değerleniyor. Böyle bir durum varsa Merkez Bankası'nın bir şey yapması gerekmiyor. Peki borsada bugün beklentiler neler Sayın Turan ve altın fiyatlarındaki beklentileri de konuşalım. Bugün yani biraz moralli olacak, öyle gözüküyor. Yani kur dün 2.29'dan bugün 2.27'nin altına gelince ve tutanaklarından gelen çıkamalara binaen biraz moral bulunacak bir gün gibi gözüküyor. Yükseliş olacak diye tahmin ediyorum bir miktar daha. Altın da bu fırsatı değerlendiriyor gibi gözüküyor. 1.205 doları görmüştü dün ons değeri. Sabah saatlerinde 1220 dolar civarındaydı yanılmıyorsam. Fed'in faiz arttırımında çok aceleci olmayacağı haberi dolarla alınan ne varsa ona bir miktar değer kazandırıyor. Bu birkaç gün daha devam edebilir. Mesela ne olabilir altında? 1240 dolara kadar yükseliş gerçekleşebilir. Ama bu Türk yatırımcısının elindeki altın fiyatını ona fayda sağlayacak bir dönem olmayabilir. Çünkü uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yükselirken kur aşağı geldiği için bugün arada çok büyük bir fark olmuyor. Yani o yüzden belki kötü günlerde sığınılacak bir liman hala altın. Ama bu tip dönemlerde çok ekstra bir kazanç sağlatmayacak bize. Altın ons fiyatı 1240 dolara kadar bir miktar daha yükseliş potansiyeli barındırıyor içeride. Kur tarafında 2.25'e kadar gelmek hala mümkün. Ama ondan sonra, yani eğer gelirse 2.25 seviyesine kadar önümüzdeki dönem için asıl belirleyici olan unsur ABD ekonomisinin ne tarafa doğru gittiği olacak. Bunu da biz ABD ekonomisinden haftadan haftaya gelen makroekonomik veriler üzerinden tahmin etmeye, kestirmeye devam edeceğiz. Yine Amerikan ekonomisine işaret ediyorsunuz. Piyasaları da konuştuk ama ben bitirmeden önce dünkü yine Babacan'ın açıklamalarına dönmek istiyorum. İşsizlik konusuyla ilgili değerlendirmenizi almak isterim. Onu atlamayalım. İşsizlikle iyileşmenin daha mı yavaş olacağını görüyoruz rakamlara baktığımızda. Bu yılki beklenti %9.6. Önümüzdeki yıl 9.5. Sonraki yıllarda 9.2, 9.1. Neyi gösteriyor bize? 9'un üzerinde hep hedefler, öyle gözüküyor. Yani kemikleşmiş bir rakam var. %10'un hemen altı ama %9'un hep üzeri gibi gözüküyor.
Bunu iki taraftan değerlendirmek lazım. Bir demografik yapı, yani nüfus artış hızı. Nüfus artış hızıyla ekonominin büyüme hızı paralel değilse, nüfus fazla artıyor ama ekonomi o kadar büyümüyor. Biz yeni nesle çok fazla iş bulamayacağız, öyle gözüküyor. Yani bizdeki rakamlar bize göre yükseltmiş gibi gözükebilir ama bu durum Avrupa'da çok daha dramatik. Yani %25'lere varan işsizlik oranları var. %11 Avrupa'nın ortalaması. Şu var, ekonomi büyüdükçe daha fazla istihdam yaratılması mümkün. Ama biz önümüzdeki dönemde ekonomimizin çok hızlı büyümeyeceğini görüyoruz. Bütün dünyaya paralel. Ekonomi çok hızlı büyümeyecekse işsizlikte bir düşüş beklemek de çok doğru olmaz. Yani nüfus artış hızı belli. Ekonominin de büyüme hızı aşağı yukarı belli. Öyle %5'lerin aşılmayacağı bir dönemmiş gibi gözüküyor. Önümüzdeki 3 yıl kolay kolay aşılmayacak. Beklentiler zaten biraz daha aşağıda. Bu durumda işsizlikte %9'un altına gelmek belki dönem dönem mümkün olabilir. Ama yıllık periyotlarda bakıyorsak hala %10 etrafında dolaşan bir işsizlik rakamımız var. Bunun için ekonomimizin biraz daha hızlı büyümesine ihtiyaç var veya nüfus artış hızının azalmasına ihtiyaç var. Bu ikisi olmayacaksa biz bu %9 rakamların etrafında dolaşmaya devam edeceğiz. Öyle görünüyor diyorsunuz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan, değerlendirmeleriniz için. Sayın seyirciler, analiz sentezi bitiriyoruz. Burada saat başından itibaren Seda Selek moderatörle gündemi gelişmelerini paylaşacak. Yarın sabah 6.30'da görüşmek dileğiyle efendim.